Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Nirvana Oyun TV ekranlarına ve Slovakya serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Şimdi değerli dostlar, bir önceki bölümde Avrupa'yı artık tamamıyla almıştık. Birleşik Krallık ve İrlanda kalmıştı bu taraflarda. Şimdi ben amacım şuradaki Yunanistan'ı yok etmek. Yunanistan'ı buradan almak istiyorum. Yunanistan'ı aldıktan sonra buradan da şöyle şu toprakları şuradan şöyle yok edeceğim. Sonrasında ise bir Suriye seferi düzenliyorum. Onu da niçin düşünüyorum? Türkiye'nin topraklarını alıp Türkiye'yi vasallaştırmak. Yani mevcut topraklarını Türkiye'ye geri vermek istiyorum. Ya da geri veremesek bile, altın çağımızda yaşıyoruz bilimde. Geri veremesek bile bütün Türk topraklarını tekrardan geriye kazanmak istiyorum. Burada Mesiti ve Ermeniler kalmış. Şurada da Gürcistan var. Birazcık gözüme batıyor bunlar da. Şimdi ay çok kötü hasta oldum valla. Ben çok uzatmadan Yunanistan'a neredesin? Savaş ilanında bulunuyorum. Sizi Atina'ya çıkartıyorum beyler. Sizler şöyle çıkabilirsiniz. Şöyle gelin. Binin bakalım buraya doğru. Ne kadar gelebileceksiniz? Ay maşallah. Adam yemedi içmedi asker bindirdi tepemize. Helal olsun. Ama son çırpınışları çok da fazla bir şey gelmez artık buradan. Tamam. Şöyle gel üstad. Gel. Seni de şuraya doğru, Tripolis'e doğru çıkartalım. Tripoli'ye doğru. Yalnız babacım, helal olsun, bu adam buradan müthiş baskı yaptı bize. İyi asker çıkartmış. Gücü bir yerden sonra tükenecek mecburen. Onda gücü tükendiği yerde biz de buradan geretli vuruşu yapacağız. Benim burada askerim şu var. Gel bakalım. Gir şuraya doğru sen de. Kaliyer tarafından da sen gel. Şuradan çıkartma yap. Gel 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 gel. Ne çıkartırsak kârdır bu saatten sonra. Ama ben şuradaki isyanı görmeden gelmeyeceğim tabii ki de. Tamamdır. Güzel. Bindirmişler. Sen burada ne yapıyorsun ya? Atina'ya iyi bir çıkartma gönderelim biz. Gel. Kıyıdan kıyıdan, yavaştan yavaştan gel bakalım buraya doğru. Mevcut askerlere basmış olmamız tekrardan buralarda asker basamayacağımız anlamına gelmesin değerli dostlar. Tamam. Tabii ki bu Yunan bizi zorlayacak burada. Şimdi şöyle yapalım. Kansız köpekler. Ülkede adam yok. Siz gitmiş bize savaş ilan ediyorsunuz. Ben savaştayım. Güzel. Şuralardan asker çıkartalım da bu buralara doğru zıplamasın. Güzel. Ha şöyle gel bakalım şimdi. Çık. Tamam. Bu kadar basit. %90 ve %100. Yunanistan'ı da bir kez daha her zaman olduğu gibi denize döktük. Ha, zor mu oldu? Müthiş zor oldu. Şimdi Allah için haklarını yememek lazım. Topraklarda asker bulundurmak istiyorum. Güzel. Şu Rodos'a da bir asker. Şöyle 1500 asker çek abicim böyle. Tamam. Şimdi şu aşağı doğru yönelebilir. Çök üstad çök. Sen de kıyı hattında bekle. Suriye savaşı kaybediyor. Tabii ki kaybetmenin vermiş olduğu hezimeti yaşamak istemiyorlar ama biz yaşatacağız. Bilmesin bence de. Güzel. İran'ın mevcut topraklarını alabilir miyiz? Alabiliyoruz. Seni de alalım. Güzel. Benim için yeterli. Tamam. Şimdi bu Ermenistan'da sıkıntı var. Ermenistan her zaman zor olmuştur. Hayır. Bir vasalı serbest bırak. Türkiye bende vasal olarak görünüyor mu acaba şu anda ya? Görünmüyor ki. Maalesef. Neyse, Türkiye direkt görünmüyor galiba şu anda bende. Aynen öyle. Tamam. Koruyacağız. Ne yapalım? Sıkıntı yok. Dünyanın en büyük gücü olaraktan kendimizi ispatladık burada. Ermenistan ve Gürcistan'ı da istiyorum. Şöyle yapacağız. Seni şöyle alayım. Çok senin bu tarafa gelmene gerek yok. 7500 askeri şöyle çekelim. Tamam. Çok lazımsa sen de böyle gel. Abi Ermeni'ye bir dalalım. Çok güzel. Dal üstad. İşte o iyi yedi. Aha. Abi şuradan direkt dalabilirdik ama dalmadık. Ermenistan çok toprağımızı aldı bizim. Yani çok askerimizi aldı bizim. Bayağı asker yedi bizden ya. Müthiş asker yedi hem de. Dedim ya, Ermeniler her zaman sorundu bu oyunda. Yine aynı şekilde sorun olmaya devam ediyor. Gürcistan en azından Anadolu topraklarını kurtarmış olduk. Ben yine buradan vasal bırakamıyorum tabii ki de. Portekiz, İspanya, odur budur bilmem ne. Acaba Türkiye ile savaşmam mı lazım? Şöyle yapalım mı? Vasallaşmayı teklif edeyim. Aa hayır. Reddetti Türkiye. Ya, vasalım olmayı reddediyorsun ama Türkiye'de toprak veremeyeceğiz. Yapacak bir şey yok o zaman. Hedeflerimiz böyle değildi. Öyle olmasını istiyorlarsa öyle olacak. Ne yapalım? İran'dan toprak aldık. Buraları aldık. Burada 9000 asker bekliyor ya. Ya arkadaş lükse bak bizdeki de ya. O kadar asker çıkartıyoruz. Adamlar sınırda denizi öylece bekliyor. Ve farkına bile varmıyoruz. Yeni bir çağ yaşıyoruz. Ferahlık seviyesindeyiz şu anda. Güzel bizim için yani fena değil. Biz İsrail'e vasallaştırma teklif edeceğiz. Yemen, Azerbaycan. Niye böyle bir şey yaptın şimdi sen ya? Babacım niye böyle bir şey yaptın? Şu an o iş durmadan hareket edecek sürekli olarak. Neyse. Yani Azerbaycan da biliyor şu anda yaptığı hatayı ama. Güzel. Böyle bir şey istememiştik ama Azeriler savaş ilan edince almak zorunda kaldım. Abi Arjantin niye bize savaş ilan ediyor şu anda ya? Arjantin sürekli olarak böyle yırtık ondan çıkar gibi çıkıveriyor bir anda. Yemen. Bir çekil zaten ortalık karışık. Gözünü seveyim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım mı ya? Biz aslında bu bölümü final bölümü yapsak ya. Oha İsrail'e bak. İsrail buraya kadar nasıl büyümüş oğlum böyle. Rusya'dan toprak talep ediyoruz mu biz ya? Şu toprakları isteseydik aslında. Neyse. Şöyle bir şey söz konusu. Slovakya olarak oraya çıktık. Hollanda'nın da bir grup askeri burada. Birleşik Krallığa niyetleniyordum ama Birleşik Krallık şu anda bizi yorar. Bölüm çok fazla uzar. Şurada İtalya ufacık bir yeri kalmış İtalya'nın. Tamam da bu Yunan değil ama. İtalya'ya şuradan güvenmiyorum. Adam buradan bize zımbalayı verir valla. Bir uç asker diyorum. Bir uç asker çıkmıyor ondan sonrasında. Katman katman direniş göstereceğiz biz burada da. Hiç askerimiz çıkmıyor ki bizim burada. Turboş'ta getirimiz çok yüksek. %70'lere kadar geldik. Adam tek başına müthiş asker basmış, kasmış durmuş. İyi. Şurayı en azından sağlamlaştıralım. Şu güzergah iyi olacak. Şurada da Monaco var ama ultimatom gönderelim. Vallahi hiç uğraştırma bizi ya. Ha, şöyle hoş geldin. Monaco da bizim tarafımıza geçti. Sizi de revize ettim şuradan. İsrail burada çok fazla güç olmuş. Genel bir açıya bakarsak Slovakya olaraktan çok küçük başladık. Baya baya büyüdük. Güzel. Her yerde askerlerimiz var. Burası da iyi. Şurada çok az bir Finlandiya toprağı kalmış ya. Ne yapsak? Alsak bunları. Aa, Estonya var burada. Bak biz burayı unuttuk. Bir saniye dur. Dur. Gel üstad. Gel. Gel abi gel. Biz bu adamla nasıl unuttuk oğlum böyle? Beni şöyle çektim. Burası bizi yer. Estonya'yı ve Finlandiya'yı şuradan alalım. Şöyle yapalım. Önce Estonya'yı alalım. ...15.000 asker. Oha! Oğlum bu kadar askeri nasıl barındırabildiniz siz burada ya? Bak şimdi. Bu da şuraya zıplayacak. Heh. Ananın gözü. Evet dostlar, Estonya topraklarını aldım. Oyun kaydına küçük problem oldu. OBS kendini kapattı ve kayıt yarım kaldı orada. Ben de Estonya savaşını devam ettirmiş bulundum, artık durdurmadım. Şimdi dünyada genel itibariyle genel görünümümüz şu şekilde. Avrupa'nın tamamını aldık. Çok az da olsa Anadolu'da ve Arap yarım adası topraklarımızı aldık. Hatta yetmedi, İskandinavya'ya bile kaymış olduk birazcık. Bence Slovakya yeteri kadar büyüdü. Amacımıza ulaştık. Bu bizim final serimiz olsun. Çünkü oldukça iyi bir mevkide durumu kapatalım. Neyse, çok fazla uzatmadan, video ve size hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bambaşka bir oyun serisi ve bambaşka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.